çalışıyorum. Ben burada çalışıyorum. Genel başkanım sayın asıl, sayın genel başkanım. Öğretim başkanım. Ya sessiz. Öğretim genel başkanım. Kabul edenler etmeyenler. Evet, kabul edenler etmeyenler. Kabul edilmiştir. Evet sayın divan. Küçükbaş hayvan popülasyonunda Sakarya'da üzülerek ifade edeyim. Yani oldukça geri planda bir iliz. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız zaman zaman söyler her nüfus başına bir küçükbaş olacak şekilde bir üretim planının yapılması noktasındaki talimatlarını biz merkez birliği ve tüm yetiştiriciler olarak ülkemizin refahı ve selameti için dişe bağımlı kalmaması için bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz. Fakat bizim Sakarya ilimizin nüfusu 1 milyonun üzerinde olması hasabıyla bizim buradaki küçükbaş hayvan sayımızın 80-90 milyon arası olması bizim için oldukça düşük bir rakamdır. Burada benim sizden ricam en azından bu 80-90 bin olan küçükbaş hayvan sayımızı Sakarya ilimizde bu sayı en azından birlik başkanımıza kendine göre bir hedef koyması lazım. Bir daha benim buraya gelişimde en azından bu hedefi bu sayı 3'e katlamasını biz bekliyoruz. Şimdi bazı yerlerde birçok yerde zannediyorlar, sizler sadece koyun keçi yetiştiriyorsunuz. Koyun keçi yetiştiriciliği yapan insanlar aynı zamanda ormanların da bekçisidir. Köyünün de bekçisidir. İnsanların kentlerden köylere göçün tersine esmesi noktasında bir aynasıdır. Dolayısıyla köyde sadece koyun keçi yetiştirmiyor. Patates de, üretimi de yapıyor, bitkisel üretim de yapıyor, sebze üretimini de yapıyor. Yani dolayısıyla biz sadece koyun keçi yetiştirebildiği dediğin zaman sanki sadece koyun keçiyle senelidir, başka bir iş yapmıyor anlamını çıkaranlar vardır. Bunlar yanılıyorlar. Onların sofrasına gelen ürünlerin nereden nasıl geldiğini de birden biz bilmelerini istiyoruz. Dolayısıyla sizler tarımın her alanında varsınız. Tarımın her alanında biz de sizin sesiniz, sizin gözünüz, sizin kulağınız, sizin aynanız olmak için biz de hükümetimizle uyum içerisinde çalışarak sizlere faydalı, hayırlı birer yönetici olmak istiyoruz. Bu vesileyle biz istiyoruz ki ormanlarımız, özellikle orman alanlarımız otlatmaya açılsın. Çünkü bizde ciddi manada bir ot, kaba yem açığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ama bizim ormanın içerisindeki otlaklarımız, oradaki otlarımız kaldığı zaman da malumlarınız olmak üzere çıkacak olan yangınları tetiklediğini hepimiz görüyoruz. Yani bu vesileyle küçükbaş hayvancılık özellikle koyun keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir. Ve sürü yöneticisi ormanın bekçisidir. Koyun keçi ormanın temizleyicisidir. O yabani otların hepsini yer ve ormanı temizler. Her türlü yangından, felaketten korur. Dolayısıyla büyüklerimizin de önümüzdeki süreç içerisinde inşallah bütün orman alanları küçükbaş hayvancılık otlatmasını açacaktır. Ve bu anlamda hem sizler güçleneceksiniz, hem yem açığına neden olacak durumlarla karşı karşıya kalmayacağız. Hem de ormanlarımızı temizleyeceğiz. Şimdi elektrik malumunuz, birçok çiftçimiz elektrik tüketiyor. Pandemi döneminde de birçok üründe KDV oranları değişti, gıdada değişti, diğer ürünlerde değişti. Ama KDV çiftçimizde, çiftçimizin kullandığı elektriğin KDV oranı halen %18'dir. Biz %18 olmasını istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bu KDV çiftçinin ödeyebileceği, yetiştiğinin ödeyebileceği rakamlara inilsin. KDV %1'e düşsün. Devletimiz bize yardım etsin, biz de 84 milyon nüfusumuzun, Türk milletinin gıda güvencesini sağlayalım. Bu seslenişte bulunuyoruz. Lütfen çiftçinin, yetiştiricinin kullandığı elektriğin KDV'si %1'e düşürülsün. Fon bedelleri, fon ücretleri alınmasın.